Yine son dönemde en çok aldığım sorulardan bir tanesi de tabii ki bu penis büyütme operasyonlarının fiyatı. Genellikle sorularınız şöyle başlıyor. İşte penis boyum şu, ben penis boyumu şuraya uzatmak istiyorum. Ama bunu da ancak şu fiyatta olursa ben yaptırmak istiyorum gibi bir beklenti oluyor veya soru geliyor. Genel olarak şöyle bir bilgi verebilirim. Tabii ki penis büyütme operasyonları da hem uzatma ve hem de kalınlaştırmanın aynı seansta yapılmasından bahsediyorum. Sonuç olarak bir estetik operasyon. Ve bu estetik operasyonun çok özenli bir şekilde yapılması gerekiyor. Özenli yapılan her cerrahi de çok kısa sürmüyor açıkçası. Penis uzatma ve kalınlaştırmayı birleştirdiğimiz zaman 1,5-2 saat gibi bir operasyondan bahsediyoruz. Bu operasyonda sizin ameliyathanede kaldığınız süre, ameliyat esnasında operasyonun çok kaliteli yapılmasını sağlayacak olan cerrahi malzemelerin kullanılması, karın bölgenize liposuction yapılırken yani oradan yağ alınırken kullanılacak malzemelerin kalitesi, hastanedeki yatış süreciniz, yatışta kullanılan pansuman malzemelerinizin kalitesine kadar bunların hepsi totalde tabii ki bir ücreti ortaya çıkartıyor. Ama bu ücret açıkçası bir meme protezi uygulaması, bir burun estetiği, bir kalça estetiği ayarında diyebilirim. Yani çok da fazla bunların üzerinde fahiş fiyatların böyle eklendiği abartılı ücretler açıkçası ortaya çıkmıyor. Ama sonuçta bir estetik operasyon. Bir de tabii şöyle bir durum var. Her penis uzatma ve kalınlaştırma cerrahisi fiyatları da sabit olmuyor. Bazı hastanın operasyon süresi çok kısa olabilir. Hastanedeki yatış süresi çok kısa olabilir. Operasyonu esnasında çok daha az malzeme kullanılması gerekebilir ve o hastanın operasyonu sonuçta daha az maliyetli olabilir. Ama tam tersi 2,5-3 saate uzayan penis büyütme ameliyatlarımız oluyor. Bununla beraber bazı hastalarımızı ikinci gün belki hastanede yatırmak zorunda kalıyoruz. Özel bazı antibiyotikli solüsyonlarla pansuman yapmamız gerekiyor ve bu hastanın operasyonu daha yüksek maliyetli olarak ortaya çıkıyor. Bu nedenle açıkçası böyle tabii ki bunu bilmek belki ameliyat öncesi sizin hakkınız ama tam net olarak biz ameliyat öncesinde belki çok fazla böyle net bilgiler size veremiyoruz. Sadece bir alt sınır veya üst sınır belirleyebiliriz. Bunun mutlaka arasında bir rakamda operasyonunuz mal olacaktır. Bu bahsettiğim alt sınır rakam veya üst sınır rakamlarda tabii ki ancak sizin muayeneniz yapıldıktan sonra, beklentilerinizi dinledikten sonra belli olacaktır. Yani bizim ameliyat insizyonunu ne kadar yapacağımız, sizin karın bölgenizden ne kadar yağ toplayacağımız, bu yağın ne kadarını penisinize enjekte edeceğimiz, ameliyat öncesinde yapacağımız birçok görüşmede aslında bunlar netleşiyor. Ve bu sizin muayenenizle başlayan süreçte bizim bazı öngörülerimiz birleşiyor. Aşağı yukarı ortalama bir ameliyat ücretlendirmesi ortaya çıkartıyor.